İnsanların size anlattığı gibi hayat zor değil. Bu zamana kadar hep onu öğrettiler. Herkes aynı cümleleri tekrarlıyor. Çok zor. Yapamazsın. Başaramazsın. Hayat çok zor. Hep bunu söylediler ve söylemeye devam edecekler. Ve sizin şuur altınıza, yani zihninizin bilinç dışı kısımlarına bu şekilde kalıplar, virüsler, negatif düşünce kalıpları yerleştirildi. Siz de inandınız. Evet, çok zor. Yapamam, başaramam. Ve bu şekilde inanan bir delikanlı gelmişti benim yanıma. 27 yaşında. Hayat çok zor. Bezmiş, bitmiş sanki. Sanki bütün sıkıntıları yaşamış. Her şeyin çok zor olduğunu düşünerek odadan dışarı çıkmıyor. İşe giriyor, işten bir hafta sonra çıkıyor. Yaşam sevinci kalmamış. Üstü başı darmadağınık, saçı başı, üstündeki kılık kıyafet, her şey, hani derler, iyice pes etmiş yani. Bırakmış. Sorular sorduğumda aslında anlattığı şeyler, işte hayat çok zor, onu yapamam, bunu yapamam, şu şöyle, bu böyle, hani hep anlatıyorlar ya. Bu söyledikleri ve tekrarladığı cümleler kendisine ait cümleler değil. Toplumun, çevrenin söylediği cümleleri tekrarlıyor. Bir papağan gibi. Hepsi bilinçaltı kısmına, yani şuur altına yerleşmiş. Öyle inandığı için, evet çok zor diye inandığı için, onun için zor. Ve gerçekten başarısız. Annesinin tabiriyle bir baltaya sap olamadı. Para kazanmak zor. Zengin olmak zor. Çalışmak zor. Hayat zor. Hep tekrarlıyor. Ona tek bir görev verdim. Başka hiçbir şey değil. Sadece tek bir görev. Görev şu. Her gün yatağından kalktığında, güneş doğmadan bir saat önce yatağını düzeltecek. Hocam bu mu dedi. Yatağını düzeltirsen odanı da düzeltirsin ve temizlersin. Pırıl pırıl olur. Odan pırıl pırıl olunca kafanı düzeltmiş olursun. Kafanı düzeltirsen hayatını düzeltirsin. Hayatını düzeltirsin başkalarını dinlemeyerek. Yani başaramamış, becerememiş, bir baltaya sap olamamış insanları dinlemeyi bırakınca zaten kafan düzeliyor. Ve sen de sadece kendi görevini yaparak, senin alanında yapman gereken neyse, ilk bu yatağı düzeltmekle alakalı. Bunu yaparak sen de hayatını düzene sokarsın demiştim. Kilolu, saçı başı dağınık, bakımsız, 27 yaşında bir gençti. Aradan 3-5 ay geçti sevgili arkadaşlar. Annesinin ve babasının evinden çıktı. Bir ay sonra kendi kiraladığı bir daireye, küçük 1,5 odalık bir odaya çıktı. Orada çalıştı, para kazandı, kirasını ödedi, saçını başını düzeltti, spora kaydoldu. Her hafta 2 kere, 3 kere spora gitti. 6-7 ay sonra ben onu gördüğümde tanıyamadım. Vücudunu geliştirmiş, kilo vermiş, kılık kıyafetini daha bakımlı, daha düzgün, saçını başını düzeltmiş, konuşmasını düzeltmiş, hedeflerini net düşünebiliyor, kafası karışıklıktan kurtulmuş, amacı olan bir insana dönüşmüş. Hocam sizin dediklerinizi yaptım. İlk yaptığım şey her sabah güneş doğmadan önce uyanıp yatağımı pırıl pırıl düzeltmek. Çarşaflarını birkaç kere haftada değiştirmek. Yatağımı düzeltince odamı düzelttim. Odam düzelince aynı zamanda kafamdaki düşüncelerimi düzelttim. Masanın üzerindeki gibi düşünün. Bilgisayarın nasıl masa üstü var, onu düzeltirsen, onu temizlersen kafanı da düzeltmiş gibi oluyorsun. Kafamı düzeltince hedeflerimi net görmeye başladım. Aynı zamanda sizin programlarınıza kendimi geliştirdim. Haftada 3 kere spora gittim. Kilomu verdim. Girdiğim işte yavaş yavaş kademe kademe yükselmeye başladım. Kendi kazandığım paranın tadı bile başka ve işime daha iyi sarıldım ve bu hale geldim demişti 6-7 ay sonra. Yine aradan birkaç sene sonra yine gördüm onu. Telefonlaştık. Fotoğraflarını da gönderdi bana. Çok büyük bir transformasyon geçirmiş. Çok büyük bir değişim. Ve o gün ilk çok basit bir görevle başladım. Hayat dışarıda anlatıldığı gibi zor değilmiş hocam. Yatağı düzeltmek zor değilmiş ki. Basitmiş. Oradan başladım. Ondan sonrası domino etkisiyle değişmeye başladı. O yüzden sevgili arkadaşlar, size anlatıldığı gibi hayat zor diyorlarsa kesinlikle öyle değil. İnanmayın. Toplumun büyük bir kısmı her şey zor diyecek size. Çevrenizdeki insanlar yapamazsın, başaramazsın, zenginlik zor, kendini geliştirmek zor diye devamlı şikayet edecekler. Siz de inanırsanız size hayat zor gelir. Ama biz yıllardan beri eğitimlerimizi hep anlatıyoruz. Dışarıda anlatıldığı gibi zor değil. Ufak görevlerden başlayın, gerisi geliyor. Size tavsiyem, sizi ilgilendirmeyen, sizin etkinizin olmadığı alanlara kafa yormayın. Sizin alanınız değil. Haberlerde anlatılan konular sizinle alakası yok. Veya diziler sizinle alakası yok. Filmler sizinle alakası yok. Yani kişiselleştirmeyin. Kendi üzerinize almayın. O görevleri siz kendi üzerinize almayın. Yani dizide bir olay var.
var. Sanki sen o olayı yaşıyormuşsun gibi algılarsan, kişiselleştirirsen kendine dert açarsın. Yani derdin yok, dert açarsın. Bırak onlar kendi işlerini halletsinler. Hayal aleminde diziler, filmler çevrilsin. Sen oraya odaklanmayacaksın. Sen kendi işine odaklan. Sen ufak görevleri yapmaya başladıktan sonra zaten zincirleme diğer işleri de yapacaksın. Ödevlerini yapacaksın. Görevlerini yaptıkça zaten başarıyı mıknatıs gibi çekiyorsun. Şöyle çok basit anlatayım aslında. Sen güneşe doğru gidersen gölgen arkandan geliyor. Seni gölgen bırakmıyor. Sen de dediğim gibi kendini geliştirmenin ilk amacı yatağını düzgün yap, pırıl pırıl olsun. Sonra odanı düzelt, masanı düzelt, kafan düzelir. Kafan düzelmeye başlayınca net düşünmeye başlarsın, hedefin olur. Hedefinin içerisinde mutlaka kendini geliştirmek oluyor zaten. Çünkü hedefine ulaşmak için şahsiyet gelişimi yapman gerekiyor. Bir kabiliyet, beceri kazanman gerekiyor. Onun için de bizim programlarımıza katılabilirsin. Biz yıllardan beri bu şekilde insanların kafaları netleşmesine yardımcı oluyoruz. Hedeflerine hızlı ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Ama tabii ön hazırlık gerekiyor. Biraz çaba gerekiyor. Yani şahsiyet gelişiminden önce sen de yapman gereken görevleri yerine getireceksin. Ve o şekilde adım adım ilerleyeceksin. Şahsiyet gelişimi yaparsan, kendini geliştirirsen ne olur? Şunu sana söyleyebilirim. Gece daha rahat uyuyabilirsin. Kafan daha net olur. Çabuk karar verebilirsin. Daha disiplinli olursun. Bir şeyi kafaya koydun mu hemen onu yaparsın. Uzatmazsın bir şeyi. Yani kısa sürede hedeflerine ulaşırsın. Hani akıllı köprüyü arayana kadar deli suyu geçermiş hesabı. Sen direkt akıl ve mantık çerçevesinde problemleri hızlı çözersin. O yüzden sen de eğer gerçekten kafanı netleştirmek istiyorsan hemen bu dediklerimi yap. Sonra şahsiyet gelişimi eğitim içinde bizim eğitimlere başvuru gönderebilirsin. Bizim eğitimlere başvuru göndermek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com